6 Ocak Komisyonu'nun halka açık son oturumu vardı bugün. Begim Dönmez Ersöz aktardı ayrıntılarını. Begim, teşekkürler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika ziyaretinin son gününde Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Bugünkü programı da Amerika'da siyasete atılmış Türk kökenli Amerikalı siyasetçilerle bir araya geldi. Bir düşünce kuruluşunda bir oturuma katıldı. Özlem Tınaz izliyor Kılıçdaroğlu'nun Washington ziyaretini. Özlem, bugün son günü, akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek Kılıçdaroğlu. Nasıl tamamlıyor bu ziyareti? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın ziyareti merak ediliyordu gezinin başından bu yana Mehtap. Hatta Washington'a ilk geldiğinde yapılması planlanmıştı bu ziyaretin. Ancak sürpriz New York ziyareti nedeniyle bunun ertelendiği açıklanmıştı. İşte o ziyaret şu anda gerçekleşiyor. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu şu anda Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde ve Büyükelçi Murat Mercan'la görüşüyor. Az önce de geçtiğimiz saatlerde de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Büyükelçilik konutunda Murat Mercan'la bir toplantı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bugün ilk adresi Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşu oldu. Amerika'da yaşayan Türk öğrencilerle bir araya geldi Kılıçdaroğlu. Senin de söylediğin gibi ABD'de seçimle göreve gelmiş Türklerle ve Türk-Amerikan kadın liderlerle buluştu Kılıçdaroğlu. Amerika'da seçimle göreve gelmiş Türkler dedik. Örneğin Kentucky eyaleti senatosu için yarışan Helen Gülgün Bükülmez, senin de stüdyo konuğun, o isimlerden biriydi. New Jersey'den Chatham bölgesinin belediye başkanlığına seçilen ilk Türk belediye başkanı ve kongre için adaylığını koyan Tayfun Selen, Arizona'dan eyalet senatosu için yarışan Arjan Kurdoğlu, Türk-Amerikan Kadınları Ulusal Koalisyonu Siyasi Eylem Komitesi Başkanı Tuğba Fırıncıoğlu, Milwaukee'den Türk denetçi Ayça Sabah gibi isimler vardı. Tabii bugün IMF Dünya Bankası toplantıları da var. İşte Dünya Bankası çalışanlarıyla, PayPal yetkilileriyle toplantılar yaptı Kılıçdaroğlu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Büyükelçisi'yle de görüşerek temaslarını tamamlayacak. Washington'da dediğimiz gibi bir yandan da IMF Dünya Bankası toplantıları devam ediyor. Ancak dediğim gözlerde, Türk toplumunun gözleri de burada. Çünkü Boston'daki bilim ağırlıklı görüşmelerin yerini burada düşünce kuruluşları aldı diyebiliriz. Dünkü ziyaretlerinden en çok öne çıkan da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post gazetesine yaptığı ziyaretti. Bu ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu Kılıçdaroğlu. Ve dedik ki bu korkunç cinayette yalnızca fikir özgürlüğü değil, insanlık da büyük yara aldı diye yazdı. Onun dışında da yine temaslarını tamamladı. Aslında Kılıçdaroğlu bir anlamda iç siyasetin bu ziyaretini gölgelemesini istemiyordu. Ama yine de artık son saatleri diyebiliriz bu 5 günlük ABD ziyaretinin. Akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu beraberindeki parti yetkilileri ve gazetecilerle Washington'dan ayrılacak. Bir takım eleştirilerin hedefindeki bu ziyarette sona ermiş olacak. Bol ayaklı, bol adresli bir ziyaretti diyelim ve sözü sana bırakalım Mehtap.